Evet, koronavirüs dedik, yani COVID koronavirüs dedik ve kalp hastalarımız nelere dikkat edecek hocam? Zor bir süreç. Evet, yani aslında tabii önemli bir süreç. Hala işte bak dördüncü atak gelecek gibi gözüküyor. Maalesef ben her platformda herkes, çoğu kişiler, bütün bilim insanları bu aşının ne kadar önemli olduğu hakkında konuşmasına rağmen maalesef daha işte 20 milyon üzerinde aşı yaptırmayan insanlar var. Evet. Maalesef şimdi yoğun bakım şeyleri artmaya başladı. Mesela bizim kaç aydır böyle 2 aydır falan hasta yoktu. Tekrar yoğun bakım dolmaya başladı. Gelenlerin hepsi de aşısız. Evet, yine burada aşının ne kadar genç yaşta, önemli olduğunu 35 yaşında, gündeme getiriyoruz. 40 yaşındaki kişiler aşı yaptırmamışlar. Maalesef yoğun bakıma girecek kadar solunum sıkıntısı ve problemleri var. Yani aşıyı onun için tekrar, yani özellikle tekrar konuşmak istiyorum. Bu aşı karşıtlığı hakikaten bu sosyal medyayı çok iyi kullanıyor. Ve insanlar da bu sosyal medyaya enteresan bir şekilde inanıyor. Bence bilim insanlarını dinlesinler. Bilim insanları ne diyorsa ona göre karar versinler. Sosyal medyada ki konuşulanlara çok dikkat etmesinler. Evet. Yani aşı son derece önemli. Son derece önemli. Hem her yönden önemli, hem sağlık açısından önemli, hem işte ekonomik yönden önemli, hem psikolojik yönden önemli. Evet. Onun için yani bu aşı işini muhakkak çözmemiz lazım. Yani elimizde de BioNTech gibi bir aşı var. Yani çok iyi bir aşı, çok faydalı bir aşı, çok avantajları olan bir aşı. Evet. Kullanmak lazım bu avantajı.